Son bir haftadır magazin dünyasında kavgalar bitmek bilmiyor. Seda Sayan'ın canlı yayında konuğu Niren Ünsal'ık olmasının yanı sıra Özlem Yıldız'la Seren Serengil arasında gerçekleşen söz düellosu en çarpıcı gelişmelerdi. Seren Serengil'in bir yayında şahsına yönelik iddialarına sinirlenen Özlem Yıldız telefonla programa katıldı ve olanlar oldu. Tek taraflı konuşulduğu için kendimi ifade etmem gerekiyordu. O yüzden çok teşekkür ediyorum bağladıkları için yayına da. Benim de söylemek istediğim iki çift lafım var. Önce Seren Serengil'in iddialarını getirelim ekrana. Ayrılık kararını zor aldım diyen Yıldız'a kendinden örnek vererek yüklendi Seren Hanım. Benim kocam iflas etse... Zaten zengin olmaz da kocam ama diyelim ki öyle bir adam seçtim ve iflas etse ben onun gece konduda otursam bırakmam. Evet. Tamam. Hemen çocuğu bıraktı. Çünkü zaten niye? Para için evlenmişti o yüzden. Yani zaten onun parası olduğu için evlenmişti. Ama saf bir çocuktur. Bir şekilde bunu aldı. Bir şekilde evlendiler. İddiaları bununla da kalmadı Seren Serengil'in. Ya bu kızın parası yok. Evet ama hepimizden çok hep yapma Allah aşkına nesine sponsor olacak ben kimlere sponsor olduğunu hepsini duyduk zaten de yani şunu anlamaya çalışıyorum. Ben bütün yaz merak ettim çünkü. Demet'le konuşmamasının sebebi şimdi Demet'le o çok yakın yani mesela Demet'in evine girer çıkar Demet'in ona jestleri olmuştur klibinde oynatmıştır bir takım. Ne bileyim belki kira falan böyle şeyler duydum. Onu yani ben ona... de duydum. Aha yani bir sürü kirasını ödediğini Demet'in. Bu kadar yakın arkadaşı olmasına rağmen Serengil'in dediğine göre bakın Özlem Yıldız ne yapmış? Özlem bile bile. Şimdi bazen bilmeden Demet'in geçmişindeki bir insanı bilmeden karşılaşmış olabilirsin. Ve bir birliktelik yaşamış olabilirsin. Ama çok yakın arkadaşlıklarda onunkiler gibi ve bile bile Demet'in eski çıktığı bir çocukla beraber oldu. Seren Hanım'ın iddialarının ardı arkası kesilmedi Özlem Yıldız için. Bu kez çocuğunu otel odasında bırakıp pavyona eğlenmeye gittiğini söylüyor. Çocuğunu da otel odasında bırakıp gece kulübüne gitmesi doğru değil. İzmir'de bir pavyona olabilir. Falan gittiğini duydum mesela. Ne yapıyor araştırdım pavyonda? İşte birisininle, bir sevgilisininle gitmiş mesela İzmir'de bir pavyona. Futbolcu çocuk. Seren Serengil belki de en sert vuruşunu şu cümlelerle yaptı. Yani Özlem Yıldız tip olarak güldüğü zaman şirin gözüken ama bunu gerçekten çok avantaj olarak kullanan ama son derece hesapçı, son derece aslında akıllı hepimizden stratejik şeyler yapan bir kız. Yani nasıl stratejik diyoruz mesela bazı konularda birilerine o da aynı şekilde. Hiç masum değil bence. İki çift lafım var diyerek söz almak isteyen Özlem Yıldız, önce İzmir'de gece kulübüne gittiği iddiasına yanıt verdi. Kendini haklı çıkarmaya çalıştı. Çünkü bahsedilen kişi benim arkadaşımdır. Öyle yani pavyona gitmek çok ayıpsanacak, garipsenecek, insanın arkadaşıyla eğlenmek için gidebileceği bir mekandır. Benim önüme gelenle yok birlikte olmuş, anneliğine yakışmayan gece kulübüne gitmesi ne kadar... Pavyona gitmek çok normal bir şey mi senin için? Senin erkek çocuğun var, pavyona gitmek çok güzel bir şey mi? Hani anne elma şekeriyle kandırırlar diyorsun da sen pavyona gidiyorsun çocuğun varken... Seren Serengil ısrarla sözlerinin arkasında duruyor. Özlem Yıldız ise eğlendiği mekanın gece kulübü olduğunu yineliyor. Hocam pavyona gidiyorsun çocuğun varken dediğin bahsettiğimiz bir gece kulübü pavyon derken altını çizmek isterim. Yemekli gidilen, gece kulübü değil orası, orası pavyon. Özlem Yıldız çocuğum uyuduktan sonra istediğimi yaparım deyince tartışma daha da alevlendi. Orası pavyon. Ayrıca benim çocuğum akşam 10'da uyuyor. 10'da uyuduktan sonra beni kimseye verecek hesabım yok. Ondan sonra gire girelim diyorsun gündüz yani. Gündüz yeteri kadar kaliteli vakit harcıyor muyum çocuğumla? Ayrıca benim anneliğimi sorgulamak kusura bakmayın oturduğumuz yerden canlı yerinde kimseye kalmaz. O beni ilgilendirir. Seren Serengil ben senin oraya futbolcuyla gittiğini biliyorum deyince bu kez Özlem Yıldız'dan karşı atak geldi. Yıldız o futbolcuyla senin de geçmişin vardı diyerek bu nedenle kendi hakkında yapılan yorumların taraflı olduğunu söyledi. Belirtmekte fayda var. İsim verilmeden geçilen futbolcunun ise Galatasaraylı Ufuk Ceylan olduğu söyleniyor. Ben senin bir futbolcuyla gittiğini biliyorum. Ben futbolcuyla gittiğini, o futbolcunun da kim olduğunu sana, sen de ben hepimiz biliyoruz. Aman lütfen. O yüzden de biliyoruz, ben şunu da biliyoruz. Seren Serengil'de de bir geçmiş olduğunu çok iyi biliyoruz. Onun tamam. Da altını çizersek sen... yorumların neden tek taraflı yapıldığının neden olduğunu öğrenmiş sen... olur herkes. Onu canım benim. Seren Serengil evliyken erkek arkadaşımla yazıştın diyerek bir başka tartışmanın daha fitilini ateşledi.
Sen benim evliyken eski erkek arkadaşım Oğuz Aşıcı'yla da Facebook'tan yazışıyordun. Resmi var bende yazışmanın. Senin davranış şeklin normal değil. Bu dedikodular o kadar artık adini aştı ki benim kulağıma geliyor ki çok yakışıksın. Öyle mi? Seninle gerçekten iki erkekleri sokup bu olayı buraya getirmenin gereği yok. Tartışmanın en alev aldığı zamanda Seren Serengil'den öyle bir soru geliyor ki tüm iddiaların bir anda sona ermesini sağlayacak o soru tartışmada tansiyonu daha da yükseltiyordu. Özlemciğim hangisinde yalan var? Oğuz'la mesajlaşmadın mı Facebook'ta? Peki sen ne yazdığımı bana söyler misin? Benim evliyken. Oğuz Aşıcı'yla yazışmalarım siz birlikte olduktan sonra mıymış önce miymiş? Ya da yazışmalarında herhangi bir... Siz evliyken... Ya da yanlış düşünecek bir şey var mıymış acaba? Siz evliyken bana Oğuz için uyarmıştın. Hatırlıyor musun bu çocuk sağlam pabuç değil diye hatırladıysan? Çünkü sen o zaman Oğuz'la tanışmıştın. Evliydin biz seninle Acar kentteki evin arkası borçlarında konuştuğumuz zaman. Tamam. Öyle mi? Seren Serengil'in Özlem Yıldız'a sen doğru bir insan değilsin çıkışı Demet Akalın'ı da konunun içine alarak devam etti. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen doğru davranan bir kız değilsin. Sen Demet'e de doğru davranan bir kızın. Çünkü Demet senin çok yakının. Benim değil. Tamam. Ama seni çok yakın arkadaşım da. Sizin de yediğiniz işsiz ben ne kadar yakınsam siz de o kadar yakınsınız. Aa, öyle mi? Benim yakınım değil senin yakını falan öyle demek mi? Olmuyor. Demet bana işte benimle Demet'le seninle benim aramda hiç alakası yok. Ben bilmeden sen bilerek. Sen bilerek. Ben bilerek falan değil. Benim senin kişiliğin normal değil kızım. Bak. Hiçbir şeyin yok şu anda. Neyse. Seren Serengil'in birbirinden ağır ithamları karşısında oldukça dikkatli cevaplar veren Özlem Yıldız'dan yayın sonrası olaylar hakkında bilgi aldık. Özlem Hanım konuşmayacağını söyleyerek Serengil ithamlarına devam ederse mahkemeye başvuracağını söyledi. Bu konu uzarsa işte dediğin gibi bu ithamlar uzamaya devam ederse bu konu yani buna başvuracağım için konuşmuyorum zaten. Evet. Bundan sonra benim açıklayacak bir durumum yok benim anlamı. Eğer uzarsa diyorum ya yani bunun çaresi budur. Konuşarak bir şey çözemeyeceğimiz belli. Başka yollarla çözeriz o zaman. Bu arada Oğuz Aşıcı ile evliyken görüştüğü yönündeki iddiaları net olarak yalanlıyor. Hepsinin açıklaması ortadadır. Benim kimseyle bir görüşmüşlüğüm söz konusu değildir. Baş başa kalmışlığım söz konusu değildir. Benim hayatımda gördüğüm bir keredir kendisini. Oturduğum sitenin kahve içilen yerinde Seren'le ben buluştuğum zaman karşı masada görmüşümdür. Benim hayatımda ikinci bir görmüşlüğüm yoktur adı geçer şahsı. Bunun da her türlü ispatını yaparım. Kendisi de çok iyi biliyor. O yüzden konuyu farklı farklı tarafları çıkarırsa benim gitmiş evliliğime laf getirecek söz şeyine girilirse bunu ben başka yollardan hakkımı ararım dedim o kadar. Bu arada ünlü sunucu eski eşi Sinan Serter'le magazin gündemine bomba gibi düşen tartışmanın değerlendirmesini yapmış. Biz birbirimizi biliriz diyerek gönül rahatlığıyla anlatmaya devam ediyor. Biz birbirimizi çok iyi biliriz. O beni bilir, ben de onu bilirim. Neyi yapıp neyi yapmayacağımızı birbirimizi çok iyi tanırız. Sabah konuyu konuştuk ve kapattık. Seren Serengil ve Özlem Yıldız kavgasının ortasındaki isim Oğuz Aşıcıysa yaptığı yazılı açıklamada Özlem Yıldız'ı destekler ifadeler kullandı. Sayın Seren Serengil'le 1,5 yıl süren beraberliğimiz 2013 yılı Haziran ayı itibariyle sonlanmıştır. Sayın Özlem Yıldız'ı 5 yıldır tanırım, kendisi arkadaşımdır. Basın yayın organlarında geçmişte ilişkimiz olduğuna dair geçen muhabbetler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Oğuz Aşıcı. Program çıkışı görüntülediğimiz Seren Serengil iddialarında ısrarcı. Arkasında duramayacağım hiçbir şey söylemem diyor. Hayatımda arkasında duramayacağım, emin olmadığım hiçbir şeyi sarf etmem. Çünkü ben hakikaten ağzımdan çıkan şeye çok söze sahip çıkan bir insanım. Bildiklerimi söyledim, söz hakkı da verdim. Yüzüne de tekrardan söyledim. Benim için orada o mevzu kapandı. Seren Hanım'a Özlem Yıldız size dava açarsa ne yaparsınız diyoruz. Kimsenin dava açacağı bir şey söylemeyiz diyerek söze giren hanımefendinin cevabı kanayan yarayı kaşımaya devam eder cinsten. Çünkü biz aslı olmayan, ispat edemeyeceğimiz şeyleri söylemeyiz. Ben zaten akıllı bir insanım, okumuş bir insanım. Bir şey söylüyorsam onun bende ispat edebileceğim muhakkak bir arkası vardır. Ben boşu boşu zaten hiç kimse de inkar etmedi söylediklerimi farkındaysanız. Serengil hala Özlem Yıldız'ın eğlendiği mekanın gece kulübü olmadığı iddiasının arkasında duruyor. Neresi orası? İzmir'de herkes biliyor oranın pavyonu olduğunu. İsterseniz siz gidip araştırın. Siz doğrusunuz.
Orası pavyon yani. Ben de doğru söylemeyebilirim, onu da varsayalım. Ama isterseniz bir araştırın oranı, ismini verelim. Siz takdir edin. Seren Serengil ve Özlem Yıldız arasındaki bu tartışma önümüzdeki günlerde nereye uzayacak bilemiyoruz ama taraflar böyle konuşmaya devam ederlerse bu iş mahkemede sonuçlanacak gibi. Magazin D ekibi olarak ikiliyi sakin olmaya davet ediyoruz.